Evet, transaction uygulama tarafında transactionlar aslında çok karmaşık yapılar olsa da onun anlatımı çok, yani en basit örneği çok basit diyebilirim. Bununla ilgili şöyle diyebilirim. Bakın, transaction'ın kontrol mekanizması begin transaction, commit ve rollback'ten oluşuyor. Begin transaction bir transaction'ı başlatmak için kullanılıyor ve begin de yazabilirsiniz sadece ya da begin transaction birleştirerek de yazabilirsiniz. Bu transaction kısmı opsiyonel. Commit alanı ise bir transaction'ın tamamen başarılı olarak bitirilmesi işlemine deniyor. Onu yapan komuttur. İsterseniz 10 tane işlem yapın diyelim. Hepsi sorunsuz tamamlandı. O zaman commit et. Commit transaction aynı şekilde kullanılabilir ama opsiyonel ya da end transaction kullanılabilir. Opsiyonel bir şekilde. Sonra rollback bir transaction içerisinde hata olduğunda kullanılır ve yapılan işlemleri geri almak için kullanılır. Ve burada da rollback ya da rollback transaction şeklinde kullanımı mümkün. Gene opsiyonel bir şekilde. Şimdi biz Chinook içerisindeyiz. Geldim. Elimde ne var burada? Mesela users var. Şöyle bir kontrol edeyim ben bunu. Select yıldız from users. Hiçbir şey yok. Tamam. Bir şey olan bir şeyi bulsak. Ya da şuna bir şey ekleyelim. Ben geleyim şöyle edit the table diyeyim. Ondan sonra yeni bir sütun ekliyorum. Bu da ne olsun? Name olsun sadece. Sadece örnek veri olacak. Tekstimiz nerede? Evet. Bunlara gerek yok. Text zaten bu. Ondan sonra bakın şunu commit et. Bu da bir commit'tir. Execution işlemi mesela. Ondan sonra neyimiz var? Bir sorgu ekranı açıyorum ve diyorum ki zaten elimde sorgu ekranı vardı. Ben şu en sonuncuya geleyim. En sonuncumuz nedir? Şunları silerek buraya geleyim ben. Evet. Evet, bulduk. Şimdi burada insert işlemi yapalım. Insert into users diyorum. Neyimiz vardı? ID alanı, name ve is active önemli olmasa da umarım onunla atmalı yapmadık. Daha önce şöyle 3 ve değer olarak da Ali. Tabii ki velisiz olmaz. Bu da 6 olsun. Ve çalıştırıyorum bunları. Şöyle bir ekleyeyim. Başarılı. Ve görelim kaydı. Evet. Is active. Önemsiz. Şimdi ben burada diyorum ki bir transaction'ı başlat ve delete from users where ne olsun IDC mesela 3 olanı sileyim ben. Burada begin'den sonra sorguyu yaptıktan sonra rollback yapacağım. Bakın şunu şöyle çalıştıracağım. Normalde delete'i çalıştırsam ne olur? Silinir. Düzeltiyorum. Şurada nokta virgül koymayı unuttum. O yüzden sintaksi anlayamadı SQL motoru. Çalıştırdığımda ROS affected 0 dedi bakın. Delete'i çalıştırmama rağmen bu işlem sonuçlanmadı. Çünkü rollback yaptık. Hemen users'ı tekrar çalıştıralım. Bakın iki veri de burada duruyor. Peki ben şunu alayım. Şöyle commit yapsam. Üçüncüyü sileceğim bu sefer. Bakın Rolls Affected 1 dedi.
Tekrar baktığımda gördüğünüz gibi bu işlem gayet başarılı bir şekilde eklendi ve düzeltiyorum. Silindi ve bu işlem başarıyla tamamlandı. İşte en temel, olabilecek en temel transaction anlatımı bu. Şimdi ben size çok da karmaşık bir transaction yöntemi, transaction eğitimi ve daha uzun süreli bir eğitimi göstereceğim. Orada farklı bakış açısıyla bunu anlayabileceksiniz. Şimdi benim blogumdan bunları paylaşacağım size. Zaten daha önceki ilk videolarda da ben bunları sizinle paylaştım. Şöyle. Bunları hani SQL Server olsa bile mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Aralarda çok farklı konular anlatıyorum. Mesela burada. Şurası benim. Burası. Bakın 2014 yılında SQL Server üzerinde anlattığım transaction konusu. Tabii bu SQL Server özgü ama mantık tamamen aynı. Transaction'ın mantığı değişmez. Her veri tabanında aynıdır. Sadece söz dizimi değişir vesaire. Neler yaparsınız vesaire gibi. Bu farklı örnekler olması için veriyorum size. Hani bu kursta zaten anlatıyorum farklı açılarla. Aynı zamanda daha önce anlattım. Asit nedir vesaire. Ama bir de tekrar okumak isterseniz buradan makaleden okuyabilirsiniz. Transaction kullanım ve yöntemi, yönetimi. Kodlara da bakabilirsiniz. Mesela transaction'ı tanımlamak, commit tren vesaire. Bunların mantığı tamamen aynıdır. Rollback tren gibi, save tren mesela. Bunlar da yapılabiliyor. Burada bir banka işlemi var ve bu banka işlemi üzerinde anlatılıyor. Bunları inceleyebilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim burayı da.